Ne? Neye bakıyorsun öyle ters ters birader? Ne yapacaktım? Alıp buraya mı getirecektim? Sen de güvenmiştin ona değil mi? Alışmıştın. Hiç kimseye alışmayacaksın. Bu hayatta hiç kimseye güvenmeyeceksin. Hiç kimseyi sevmeyeceksin. Hiç kimse için kendinden taviz vermeyeceksin. Sonra ilk fırsatta ayağına çelmeyi takarlar işte. Güzel. Babasının serbest kalmasının karşılığının kendisi olduğunu biliyormuş. Canavara babasını bırakması için yalvarmış. Yani kendisini feda etmiş. Ah! Gel, gel. Ne yapıyorsunuz böyle burada? Ne yapalım? Narin Hanım'a söz verdik. İşte çadır kurduk. Mabadımız dona dona. Oturuyoruz. Ama masalımız bitsin, evimize gideceğiz. Değil mi kızım? Ama yarın akşam yeniden geleceğiz, masalımıza devam edeceğiz, tamam mı? Geleyim yanınıza ben gel, de. Gel, hadi gel. Senin uyup dinlenmen gerekiyordu güzelim. Neden kalktın? Ay ne bileyim ya. Uyuyamadım, uyuyamayınca da dışarı çıkayım biraz nefes alayım dedim. İyi yaptın, hoş geldin. Narin Hanım. Hangi masalı okuyorsunuz? Güzel ve Çirkin. Ha. Benim masalım? Hayır, o benim masalı. Yani en sevdiğim masal demek istedim. Her gece babama okuturdum Güzel ve Çirkin'i, biliyor musun? Ezbere biliyorum. Benim de en sevdiğim masal. O zaman sen oku. Olur. Aa, bak burada kaldım. O günden sonra Güzel canavarın evinde kalmaya başlamış. Ama bu evde canavar da ona çok korkunç geliyormuş. Önceleri canavar onu hep yemeğe davet ediyormuş. Harika sofralar kuruyormuş. Ama Güzel ağzına tek lokma bile sürmüyormuş. Günler geçtikçe alışmaya başlamış. Bir gün odasından çıkıp evi dolaşmış. Ona o kapkaranlık, korkunç gelen ev aslında çok güzel döşenmiş apaydınlık bir evmiş. Güzel şaşırmış. Bahçede de muhteşem güller varmış. Sonra Çirkin'in kitaplarını görmüş. Güzel kitap okumayı çok severmiş. Çünkü birini sevmeyi bıraktığında içinde ölmeye başlar. Çirkin kitaplarının hepsini okuması için Güzel'e vermiş. Hatta bazılarını ona kendisi okumuş. Güzel bu evi ve canavarı sevmeye başladığını fark etmiş. Sadece babasını özlüyormuş. Ama onu da Çirkin'in odasına koyduğu sihirli bir aynadan istediği zaman görebilir. Bir gün Güzel'in babası hastalanmış. Güzel yalvarmış canavara.
babasını görebilmek için. Ama canavar izin vermemiş. Çünkü biliyormuş. Güzel gittiği zaman bir daha geri dönmeyecekmiş. O da kaçmış. Kaçarken de canavarın evini yakmış. Bizim de evimiz yandı. Canavar Güzel'in peşini bırakmamış, takip etmiş onu. Sonra canavar yaralanmış. Güzel gidebilirmiş aslında. Hiç arkasına bakmadan. Dönüp gidebilirmiş. Ama gidememiş. Yapamamış. Çünkü içinden bir ses şu hayatta onu bir tek koruyacak kişi canavar diyormuş. Güzel sesi dinlemeyi tercih etmiş. Canavarın yanında kalmayı seçmiş. O günden sonra her şey değişmiş. Güzel kendi isteğiyle canavarı iyileştirmek için onun yanında kalmış. Sonra canavarı tanımaya başlamış. Kocaman bir kalbi varmış canavarın. Kocaman. Deliymiş biraz. Tuhafmış da. Ama Güzel'e öyle iyi geliyormuş ki sanki bu dünyadaki tek güvenebileceği insan oymuş. Ona kendini korumayı öğretmiş. Savunmayı öğretmiş. Birlikte çok güzel vakit geçiriyorlarmış. Uzun uzun sohbet ediyorlarmış, gülüyorlarmış. Hatta dans bile ediyorlarmış. Canavarla Güzel'in o kadar çok ortak noktası varmış ki en sevdikleri kitap bile aynıymış. Demek sen de biliyorsun Şeker Portakal'ı. Meğer şu gökteki yıldızlar insanın saçlarına inebiliyormuş. Tam birbirlerine alışmaya başlamışlar. Birbirlerine güvenmeye başlamışlar. Canavar izin vermiş Güzel'e babasına bakması için. Çünkü ona çok güveniyormuş. Onu bırakmayacağını biliyormuş. Bu evden gitmeyeceğini biliyormuş. Güzel çok üzülmüş bu evden giderken. Veda bile edememiş çünkü bir daha canavarı görmeyeceğini biliyormuş. Neden ama? Hani alışmışlardı? Hani sevmişlerdi? Mecburmuş. Canavara söyleyemeyeceği bir sebebi varmış. Söyleyemiyormuş. Çünkü canavarın evine sırf kötü cadıya yardım etmek için girmiş. Sonra da canavarı sevmeye başlayınca daha fazla dayanamayıp kaçmak istemiş. Bu masal böyle değildi ama böyle olmuyordu. Bu benim masalım. Benimki böyle. Sonra ne oluyor o zaman? Güzel hiç dönmüyor mu? Dönüyor. Gitti diye çirkin ama küsmüyor mu? Küsüyor. Sonra barışıyor mu? Henüz bilmiyorum.
Gel. Günaydın Deva Hanım. Günaydın. Bunlar ne? Gül Cemal Bey elbiselerinizi aşağıya indirmemizi söyledi. Sizi kahvaltıya bekliyorlar. Vallahi ben anlamadım ha. Yani Gül Cemal abi kendini mi cezalandırıyor, kızı mı cezalandırıyor? Ay ateş gibi ya, yanına yaklaşılmıyor. Her şey yoluna girer. Deva döndü ya. Kız resmen dün kendi hikayelerini anlattı ha. O kadar uygun ki. Güzel ve çirkin. Aa! Ne oldu? Senin bu ziyankar kızın haşlanmış yumurta koymuş yumurtalığa. Narin! Of anne, bir şaka yaptık. Hemen de kızma. Nimetle şaka mı olur cimcime? Sen şimdi anne terliğini bir ye de. Bana bir tepsi kahvaltı hazırla. Deva ile konuştuk. İnecek şimdi kahvaltıya. Kahvaltı ona değil. Sen de şu ayağındaki terliğe mukayyet ol. İstemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.